Sayın savcım. Savcım. Ya Eren yavaş koşma, bir tarafını inciteceksin. Tamam tamam savcım, savcım. Ya savcım biz hiç vakit kaybetmesek mi ya? Ha? Hem evini falan da aramış oluruz bu arada. Belli adamın öldürmek için sağlam gerekçeleri varmış. Ya bu hem niye şikayetçi olmamış savcım? Koskoca amir ya, istese tozunu attırır Zafer'in. Ama öldürmeyi seçmiş. Niye? Çünkü şikayetçi olsa kendi pislikleri de ortaya dökülecek. Belli yani. Çok haklısın Eren komiser kardeşim. Canım iş bitireceğim. Sherlock Eren. Ya o adamın önce bir ifadesi alınsın. Bir avukatı gelsin. Alelacele sepetlediler demeyelim abi de. Ondan sonra da arama emrini çaktırdılar dedirtmeyelim. Tamam? Tamam tamam savcım, haklısınız. Ben şimdi adliyeye geçiyorum. Anlaşıldı. Savcım savcım. He. Benim bir ricam daha olacak sizden ya. Hani siz böyle güzel güzel giyiniyorsunuz ya, yakışıklı. Bildiğiniz yerler vardır. Bir takım elbise de bana alsak diyorum savcım ya. Hayırdır? Ya benim kız Tuğçe'yi okula yazdıracağım da. Ondan sebep. Niye, üstündekilerin olmuş? Olmuyor mu bana? Savcım bu benim polis kostümüm ya. Ben takım elbise istiyorum böyle. Ne bileyim, baba gibi görüneyim istiyorum. Özeniyor insan. Tamam, sabahtan gel halledelim. Bildiğim güzel bir yer var. Tamam, sağ olun savcım. Hadi kaçtım. Tamam, görüşürüz savcım. Metin, bak bu böyle olmaz. Çek arabayı, bir köşeye adam gibi konuşalım. Ne konuşacağız? Ya bu Zafer beni niye kaçırdı? Seninle yediğimiz öğrendi diye kaçırdı beni. Ne yediğimiz be? Ne yediğimiz? Biz seninle beraber bir şey yapmadık. Sen amirdin, emir verdin, ben de yerine getirdim. Başkasını suçladığımızı bile bilmiyordum ya. Beraber bizim yaptığımız bir şey yok. Ne yaptıysa sen yaptın. Hayatım. Ben. Ya karın hastaydı. Amirim, bittim, yetişemiyorum, gücüm yetmiyor deyip gelip kapımda ağlamadın mı? Karına doktor buldum. Kredi çektin, kefil oldum. Taksitleri ödeyemedim, ben ödedim. Tek başına mı yapmışım ne yaptıysam? Lan insanlığından yapıyorsun zannettim ben. Nereden bileyim sonra dönüp beni batıracağını? Delirtme adamı. Allah Allah ya. Zıvanadan çıkaracak gibi konuşma. Bak Metin, ben bu Zafer beni niye kaçırdı anlatamam. Sen orasını merak etme. Ben anlattım zaten. Asıl büyük mesele sen Zafer Erguvan'a ne yaptın onu söyle. Ya ben bir şey yapmadım. Adam beni kaçırdı, sonra da serbest bıraktı, çekti gitti. Bir daha görmedim bile herifi. Savcıya da böyle anlatırsın. Bakalım inanacak mı? Ya ben bir şey yapmadım. Adamı ben öldürmedim. Savcım yerinde mi? Evet Sayın Savcım. İsabet olur. Savcım. Nasılsınız? İyiyim. Ne oldu ki? Ya o akşamki tatsız durumdan sonra bir sorayım dedim. Var mı bir sıkıntı? Yok yok. İyiyim sağ olun. Tamam. İyi çalışmalar. Pars Savcım. Hı. Otopsi raporu geldi. Pınar Sentürk'ün önce boğulmuş. Evet ya, haberini aldım. O zaman ben iddianameyi hazırlıyorum. Yani siz meşgulsünüz diye söyledim. Yani sizin için de uygunsa yarın teslim edelim, olur mu? Uygundur sadece. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet Rızvan. Bu işçi ölümüyle ilgili dosya için istediğiniz ifadeler geldi. Ben onları masanızın üzerine koydum. Ha, iddianame için. Başka? Başka bir de şey... Ne Rıdvan? Bu... Ne Rıdvan söyle? Ya Rıdvan, ben seninle niye göz göze buluyorum sürekli kendimi? Bir garip bakışmalar falan. Ya ne söyleyeceksen söyle, emniyete geçeceğim. Yok savcım, o yüzden değil. Ben Özge'den duydum da siz kızmayın diye şey yapmadım. Ya sen önce bir söyle, sonrasına bakarız. Derya Savcı bu sabah bir tane plaka sordurtmuş. Sanıyorum ki takip edildiğinden endişelenerek. Plakanın sahibi de bu oğul ailesinden birinin çıkmış. Soy isimleri de tutuyor. Ben daha demin sordum, bir sıkıntı yok dedi. Peki başka detay var mı? Tedbir falan almış mı? Bilmiyorum. Ama sanmıyorum da. Hadi bakalım. Bu burnunun dikine gidişi nereye varacak acaba? Tamam sen bir şey olursa ara beni, tamam, ben emniyete geçiyorum. Tabii savcım.